Doğal Düşün TV'ye hoş geldiniz. Hepimiz elimizden geldiğince kompost yapmaya çalışıyoruz. Ancak gözden kaçan bir konu var ki o da kaliteli kompost yapabilmektir. Kendi yaptığımız kompost her ne kadar oransal olarak bitki besin maddelerinin düşük oranda olması nedeniyle gübre sınıfında saymasak da doğal tarım uygulamasında çok önemli görevleri olduğunu unutmayın. Tabii o kadar uğraş verip kompost yapacaksak özellikle azotu kaybetmeden son ürünü ortaya çıkarmak çok önemli. Amonyak emisyonunu etkileyen faktörleri ve kompostlama sırasında azot kaybını kontrol etme stratejilerini açıkladığımız bilgi dolu bir video ile karşınızdayız. Kompost üretimi sırasında azot kaybının ana nedeni azotun ister istemez amonyağa dönüşmesidir. Bu nedenle çabaların çoğu amonyak emisyonunu kontrol etmeye yönelik olmalı. Kullandığımız malzemenin özellikleri havalandırma, karıştırma, sıcaklık, pH ve mikroplar gibi amonyak emisyonunu doğrudan etkileyen operasyonel parametreler birbiriyle ilişkilidir. Ve bir parametrenin değiştirilmesi diğerlerini de etkiler. Her ne kadar doğruyu yapsak da azot kaçağı kompostlaştırmanın temel biyokimyasal sürecidir. Tabii bunu minimize edebilmek için ufak tefek dokunuşlar yapabiliriz. Genellikle amonyak azaltmak için uygulanan yöntemler organik bozulmayı azaltır, böylece de kompostlanma süreci uzar. Sürenin uzaması başka hatalar nedeniyle de olabilir. Bunlardan bağımsız olarak hem süreyle ilgili sorunları azaltmak hem de azot kaybını minimuma indirebilmek için yapabileceklerimiz var. Kompost yaparken attığımız taş, ürküttüğümüz kurbağaya değsin bari. Ahır gübresi kompostlanması sırasında azot kaybı %46'lara kadar çıkar. Neden kompost içine sabitlemek varken bu oranda bir bitki besinini kaybedelim ki? Kompostun ilk hazırlık aşamasında her şeyi doğru olarak yaptığımızı kabul ederek yığın içine karıştırabileceğimiz bazı malzemeler var. Zeolit tozu, cips, daha çok biyoçar olarak bildiğimiz biyokömür, böbrek taşlarından biri olan sitroik tuzlar arasında sayabileceğimiz fosforik asitin komposta karıştırılması azot kayıplarının düşük olmasına neden olur. Çok da amatör çalışmalarda kullanılmaz ancak büyük oranlarda kompost üretimi için amonyağı oksitleyen bakteriler ve azot sabitleyici bakteriler kullanılabilir. Küçük oranlarda yapıyorsanız bu konuyu göz ardı edebilirsiniz. Şimdi burada çok garip ve aslında konuyla alakasız olmasına rağmen işimize yarayan bir konu var. Kompost içine tavuk gübresi veya buğday samanı koyarsak amonyak büyük oranda tutuluyor. Alakasız dediğim konu da şu. Tavuk gübresi ve buğday samanı içinde selüloz çözücü bakteriler mevcut ve bunlar amonyağın kompost içinde tutulmasında fayda sağlıyor. Tabii lignoselülozu parçalayan mikroorganizmaları aşılayabiliyorsak çok daha iyi sonuç alınır. Ancak bunları ilave edebilmek bile hiç yoktan iyidir. Kompostu yaparken toplam kütlenin %10'u kadar zeolit veya biyoçar karıştırılabilir. Cips 1 ton kompost malzemesine 15 kilogram kullanılabilir. Fosforik asit aynı şekilde azot kaybını önleyici bir ürün olarak kullanılabilir. Fosforik asit nasıl yapılır videosundan yapımını izleyebilirsiniz. Ancak fosforik asiti fazla koymayın. Ortam pH'i çok düşmesin. Kompost ıslatılırken 5 litre suya 1 litre kendi yaptığımız fosforik asit konulabilir. Bu saydığımız malzemeleri kompost başlangıcında ortama verdiğimiz ölçülerde karıştırmak çok daha kaliteli bir kompost üretmenin yanında istenmeyen bazı gazların çevrecilik adına yaptığımız bu işlemde doğaya karışmasında önlemiş oluruz. Bir videonun daha sonuna geldik. Kimsenin size doğal düşünmekten alıkoymasına izin vermeyin. Sağlıklı kalın, sağlıcakla kalın.